Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu'nda matem vardı. Yas nedeniyle iki temsilcilikte bayraklar yarıya indirildi. Başkentteki Büyükelçi suikastinin ardından Rusya Federasyonu'nun İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki bayrak yarıya indirildi ve Başkonsolosluk binası önündeki güvenlik önlemleri de artırıldı. Saldırının ardından Büyükelçilik ve konsolosluğa taziye ziyaretleri yapıldı. İstanbul Başkonsolosluğu'nu ilk ziyaret eden isimler AKP Beyoğlu, Beşiktaş ve Sarıyer ilçe başkanıyla Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan oldu. Kendisi Türk-Rus ilişkilerini geliştirme konusunda proaktif görev alan, işleri geliştirmeye çalışan değerli bir insandı. Taziye ziyaretleri gün boyunca da devam etti. Vatan Partisi, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov'a düzenlenen suikaste Büyükelçilik önünden tepki gösterdi. Bu saldırının arkasındaki kuvvet Amerika Birleşik Devletleri'dir. Vatan Partisi Genel Sekreteri Osman Yılmaz saldırının hedeflerine dikkat çekti. Bu saldırıda hedef Türk-Rus dostluğudur ve bölgede Batı Asya'da huzurun, istikrarın sağlanmasıdır. Saldırının ardından başkonsolosluk binası kapatılmadı, hizmet vermeye devam ediyor. Konsolosluk binası içinde de bir taziye defteri açıldı. Onun dışında konsolosluk binası önünde ziyarete gelenlerin çelenk ve çiçekleri vardı. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yunus Soner ve İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel de İstanbul Başkonsolosunu ziyaret etti. Başkonsolosla görüşen Vatan Partisi heyeti çıkışta bir açıklama yaptı. Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov, Türk milletinin bir şehididir. Bizim şehidimizdir. Andrei Karlov, Rusya Büyükelçisidir ama Türkiye'nin de şehididir. En başta Türkiye'nin şehididir. Soner, suikastin asla amacına ulaşamayacağını vurguladı. PKK'lılar, FETÖ'cüler, cihatçılar hiç boşuna umut beslemesin. Bu ülke, bu millet bu savaşta Rusya'yı ve diğer komşularını yanına alacak. Önsel de saldırının arkasındaki ülkeyi açıkladı. Amerika tarafından yapılmaktadır. Ve Andrei Karlov Türk milletinin şehididir. Türkiye, Rusya dostluk ve komşuluk ilişkilerine sıkılan CİA kurşunu geri dönüp ABD emperyalizmini vuracaktır. 68'liler Birliği Vakfı da ziyaretçiler arasındaydı. Dostumuz ve komşumuz Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'ne karşı düzenlenen ve CİA güdümlü olduğundan şüphe duymadığımız bu suikast eylemini şiddetle kınıyoruz.